Merhabalar. Bugün size biraz duymak istemediğiniz şeyler söyleyebilirim. Baştan özür dileyim. Şimdi arkadaşlar, 90'lı yıllar Türk pop müziğinin patladığı yıllardı. O yıllardan hayatımıza giren çok büyük starlarımız oldu, biliyorsunuz. Hepsini çok seviyoruz. Ama şimdi böyle saymaya kalksak bir 10 isim sayamayabiliriz. Belki müzikle ilgilenenler 20 isim sayabilir ya da 30 isim sayabiliriz ama şöyle bir baktığımızda aynı dönem Unkapanı'ndan Kültür Bakanlığı'na tescilli çıkan albüm sayısı kaç biliyor musunuz? 17.344. Yani o yıllarda piyasaya çıkan binlerce sanatçımızın ismini dahi bilmiyoruz bugün. Yılda 50 milyon kasetin satıldığı dev bir market ama bugün geriye kalan büyük sanatçı sayımız bir elin parmakları kadar. Arda Turan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcusu. Biliyorsunuz hem Barcelona hem Atletico Madrid geçmişi var. Şimdi Arda Güler var. Arda Güler çok daha genç yaşında Real Madrid'le imzaladı. Fakat biz futbolculara baktığımızda orada da benzer bir durum görüyoruz. Çok başarılı olarak tanımlayabileceğimiz futbolcu sayımız yine bir elin parmakları kadar. Türkiye'de lisanslı futbolcu sayısı 400 bin. Liselere bakıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi liselerinde kontenjan 90 ile 168 arasında değişiyor. Şimdi tabii mesela Galatasaray Lisesi 150 kişi alıyor. 50 kişiyi aşağıdan alıyor. Kendi okulundan alıyor. 100 kişiyi de dışarıdan alıyor, 100 öğrenciyi. Burada değişik segmentler var. Mesela Türkiye'nin en iyi liseleri, o ilin en iyi liseleri, o ilçenin en iyi liseleri. Uzmanlar diyor ki Türkiye'de 5.000 öğrencilik bir başarı kontenjanından bahsedebiliriz diyor. Tüm Türkiye'de 5.000 öğrenciyi çok başarılı olarak liselere yerleştirebiliriz diyor. Sınava kaç kişi giriyor? 1,5 milyon öğrenci giriyor. Üniversitedeki durumu siz daha iyi biliyorsunuz. İşte ilk 1.000'e girerseniz, ilk 2.000'e girerseniz 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 adını siz koyun. Çok başarılı olarak etiketlenebilirsiniz. Sınava kaç kişi başvuruyor? 3,5 milyon insan başvuruyor. Bizim sektörümüzden örnek verelim. Türkiye'de her yıl yüzlerce gişe filmi yapılıyor. Ama milyon kişi, milyon seyirciyi geçen film sayısı bir elin parmaklarından bile az. 2022 yılında sadece 3 film, 2023 yılında şu ana kadar sadece 2 film 1 milyon barajını geçebilmiş. Kitaplara bakıyorsunuz, çok sayıda popüler kitap basılıyor Türkiye'de ama satış çok az. Ben örnekleri yüksek sanattan, edebiyattan, bilimden almadım. Çünkü onları bu endüstriyel kriterlerle değerlendirmek doğru olmaz. Hem de bizim haddimize de değil. Yani şimdi Anna Karenina satılmıyor diyor, Tolstoy'u başarısız mı ilan edeceğiz? Ben daha çok endüstriye baktım. Şirketlere baktım mesela. Türkiye'de binlerce şirket var. Ama başarılı, tırnak içinde başarılı şirket sayımız çok az. Unicorn'umuz biliyorsunuz 7 tane unicorn'umuz var. O da yeni olmuş, çok sevindirici. Çok uzun süre Türkiye'de sadece bir tane unicorn vardı. Dijital tarafa bakıyorsunuz arkadaşlar. Yüz binlerce YouTube kanalımız var. Ama toplum üzerinde etkisi olan, yüksek gelir elde eden YouTuber'lar bir elin parmaklarını geçmiyor. Sosyal medyada içerik üretmeyen hemen hemen kimse yok ama toplum üzerinde etkisi olan, yine yüksek gelir elde eden influencer diyebileceğimiz kişi sayısı yine bir elin parmaklarına geçmiyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Çok daha iyi örnekler bulabiliriz. Tablo hiç değişmiyor arkadaşlar. Yapmak isteyen çok, yapabilen az. Bilen çok, yapabilen az. Peki bu yeni bir şey mi? Hayır. Bu kadim bir mesele. Bu yüzyıllardır böyle. Hiç değişmemiş bu. Başarı çok az insanın başına gelmiş. Hep bir elin parmakları kadarmış. Ahmet Arslan ilk Çağ Felsefe Tarihi ikinci cildinde, kitabın ikinci cildinde bu sayıyı 400'de bir kişi olarak veriyor. Ve bir hesaplama yapıyor. Günümüz Batı toplumuyla karşılaştırdığında bu 1 milyonda bir kişiye denk geliyor. Yani antik Yunan'da 400'de bir, günümüzde 1 milyonda bir kişi. Jakovic'in bir konuşması var, sosyal medyada bulabilirsiniz. Diyor ki Jakovic, tüm dünyada tenis sporundan profesyonelce bunu yapan
buradan geçimini sağlayan sporcu sayısı sadece 500. Şimdi ben bunu bir metafor yardımıyla anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Bir huni olduğunu düşünün. Huniye binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, hatta zaman zaman milyarlarca insan giriyor. Aşağıdan çok az sayıda başarılı insan damlıyor. Bu hunileri çoğaltabiliriz. Lisede bir huniye giriyoruz. Ondan çıkıyoruz. Üniversitede başka bir huniye. Sonra iş dünyası, orada yükselmek için. Yani bir huniden diğerine sürekli bir başarı ünvan maçına çıkıyoruz. Bu Yunan mitolojisindeki Sisyphus söylencesi gibi bir şey. Biliyorsunuz tanrılar orada Sisyphus'u cezalandırmıştır. Bir kayayı yukarıya çıkarmakla cezalandırmıştır. Her seferinde kaya geriye yuvarlanır. Sisyphus tekrar onu yukarı çıkarmaya çalışır. Bizim hikayemizde biraz böyle huniler de Sisyphus'un kayasına benziyor. Şimdi arkadaşlar sadede gelelim. Ben ne demek istiyorum? Ben şunu diyorum. Ben diyorum ki başarı, ama büyük başarı, yani tırnak içinde başarıdan bahsediyorum, istisnadır. Çok az insanın başına gelir. Bir elin parmakları kadardır. Toplumun büyük bir çoğunluğu matematiksel olarak, doğal olarak başarılı değildir. Yani başarılı olarak etiketlenemez. Bu çok normaldir, çok doğaldır. Başarı istisnadır. Nedir istisna? İstisna bir kuralsızlıktır. Bir şeyi kuralla açıklayamıyorsak, bir formülümüz yoksa, elimizde bir reçete yoksa biz ona istisna deriz. Başarı bir istisnadır. Dolayısıyla da öğretilemez. Başarılı olmak öğretilemez. Hatta bırakın öğretmeyi, bir kere başarılı olan bir insan bir daha başarılı olamayabilir. Fakat başarı o kadar görünürdür ki, çok az kişinin başına gelir ama çok görünürdür. O kadar gözümüze sokarlar ki bizim başarıyı, biz hariç herkesin başarılı olduğunu zannederiz. Tersine bir mühendislik yapılır, başarısızlık istisnaymış gibi sunulur bize. Kendimizi kötü hissederiz. Deriz ki ya herkes başarılı oldu, bir ben başarılı olamadım. Ya da herkesin çocuğu başarılı oldu, bir benim çocuğum başarılı olamadı deyip kendimizi geliştirmeye başlarız ve bir anda çok büyük bir başarı müşterisi haline geliriz. Çünkü başarı çok büyük bir ekonomidir. Bunun yakıtı da herkes başarılı olabilir. Böyle bir ihtimal vardır. Sen de başarılı olabilirsin. Sen de yapabilirsin. İnsan isterse her şeyi yapar diye. Bu başarılı olma ihtimali sürekli canlı tutulur. Kapitalizmi anlamadan bunu anlayamayız. Kapitalizm bir rüyadır. Amerikan rüyası. Herkesin zengin olma ihtimali üzerine kurulmuştur. Hatta şöyle bir örnek verilir. Kapitalizm herkesin Ferrari alabilme ihtimalidir derler. Oysa Ferrari çok az üretilen bir arabadır. Yani herkes Ferrari alamaz zaten. Ama Amerikan sistemi böyledir. Peki başarılı olanları inceleyelim. Başarılı insanlar çalışarak, tutkuyla, uğraşarak başarılı mı olurlar? Evet. Birçoğu gerçekten anlatıldığı gibi çok çalışarak başarılı olurlar ama hepsi değil. Başarı bazen bir yan etkidir. Kübra Söylemez adında genç bir kızımız var, İzmirli. Fazla kilolarından şikayetçi. Kilo sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için kickboksa başlıyor. Annesi de ona yardımcı olmak için, iyi bir antrenman arkadaşı olabilmek için o da kickboksa başlıyor. İkisi beraber ayrı ayrı Avrupa şampiyonu oluyorlar. Hiç öyle bir planları yok. Doktor Spencer Silver diye bir adam var. Çok iyi bir yapıştırıcı yapmak istiyor ama başarılı olamıyor, yapışmıyor, kolay çıkıyor. Post-it'i buluyor. Kırtasiye sektöründe büyük bir devrime neden oluyor. Bill Gates'in amacı böyle kızlarla dolu bir sınıfta tek erkek olmak. Okulun bilgisayar sistemini hackliyor, amacına ulaşıyor. Tek erkek oluyor sınıfta. Oradan işte onun o yeteneği keşfediliyor. Airbnb'ye alınıyor. Airbnb'nin amacı dünyanın en büyük konaklama şirketini kurmak değildi. Sadece bir odayı kiraya verip ailesine bir destek amacıyla bunu başlattılar ve bir kar topu yaptılar, çığ oldu. Bunu hiç beklemiyorlardı. Zaten başarı beklenmeyen bir şeydir.
Bir de arkadaşlar yaşarken başarılı olduğunu bilmeyenler vardır. Yani bilemeyiz. Mesela Van Gogh öyle birisi. 1000 tane tablo yapmış. Sadece bir tanesini sattığı söylenir. O da kardeşine. Adam açlıktan ölmüş. Van Gogh. Nietzsche beni 100 yıl sonra anlayacaklar demiş. Kimse anlamamış onu. Onlar başarısız olarak etiketlenmişlerdi yaşarken. Son mutlu değildi. Mutlu sona ulaşamadılar. Biz mutlu son severiz. Başarı hikayesi severiz. Başarının draması çok güçlüdür. 1985 yılında Yeşilçam'da bir film yapılır. Adı Ya 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 Şa Şa Şa. Yönetmen Ümit Efekan. Başrol İlyas Salman'dır. Bir kapıcı çocuğunun Fenerbahçe'ye yükselişini anlatan bir filmdir. Gerçekten bugün asla yapamayacağımız bir prodüksiyon yapılır. Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçeli taraftarlar filmde yer alır. Fenerbahçe'nin antrenman sahasında, İnönü stadında, hatta Fenerbahçe'nin soyunma odasında çekimler yaparlar. Cem Pamir, İlyas Tüfekçi gibi dönemin büyük starlarının senaryoda lafı vardır, replikleri vardır. Kapıcı çocuğumuz kaptan Selçuk Yula'nın arkasından, tünelden ilk 11'de sahaya çıkar, taraftarı selamlar. Çok büyük bir beklenti yaratır bu film Türkiye'de. Büyük ihtimalle gişe rekoru kıracaktır. Film tamamlanır, vizyona girer. Fakat hiç beklendiği gibi olmaz. Film gişede batar. Çünkü son sahnede çok büyük bir hata yapmışlardır. Bizim kapıcı çocuğumuz şöhretin büyüsüne kapılmış, gece hayatında yenilmiş, böyle içki, sigara, kadın falan o hayattan çıkamamış ve son maçına akşamdan kalma bir şekilde çıkmıştır. Ayakta duramamaktadır, topa vuramaz, yerlerde yuvarlanır, taraftar yuhalar. Bizim kahramanımız gözyaşları içinde dizlerinin üstüne çöker. Seyirci perişan ama seyirci diyor ki şimdi ayağa kalkacak ve eskisinden bile daha güçlü olacak diye beklerken inanılmaz bir şey olur. Film sona erer. Jenerik akar. Seyirci gözlerine inanamaz ve filmden nefret eder. Nasıl bir kapıcı çocuğunun hikayesi böyle başarısız biter? Nasıl bir mutlu son olamaz burada? Çünkü seyirci sadece başarı hikayelerini seyretmek ister. Mesela bu filmi Hollywood yapsaydı, bir Hollywood formülüyle yapılsaydı bu film, bütün bu sahneler yine olurdu. Ama film bir 5 dakika daha devam ederdi. Bizim kapıcı çocuğumuz mahallesine geri dönerdi. Annesinin evine geri dönerdi. Mahalledeki masum sevgilisine dönerdi ve eskisinden bile daha güçlü olarak tekrar Fenerbahçe'nin 11'ine girer ve film büyük bir başarıyla omuzlarda sona ererdi. Bu formül her zaman tutar. Hollywood bunu çok iyi bilir. Aslında dikkat ederseniz iyi bir TEDx konuşması da böyle değil midir? Yani iyi TEDx konuşmalarına bakın. İşte yıkıldım, kimse bana destek olmadı, engellerle karşılaştım ama pes etmedim, vazgeçmedim, yıkılmadım, ayaktayım. Salon alkışlar, tüyler diken diken olur ve konuşma böyle mutlu sonla biter. Fakat şimdi burada Ümit Efekan, Ümit abi diyeyim, benim çok yakınımdır, seyirciyi başka bir gerçeklikle karşılaştırmak istedi. Formül dışı bir film yapmak istedi ama film seyirci bu gerçeği sevmedi. Çünkü seyirci gerçeğin esnetilmesini ister. Nietzsche diyor ki sanat biz gerçeklikten ölmeyelim diye var diyor. Ümit abi gerçeklikle seyirciyi öldürdü. Belki şu anda ben de sizi öldürüyor olabilirim. Ama gerçek serttir. Gabriel Garcia Marquez yazarlığı marangozluğa benzetiyor. Diyor ki nasıl marangoz kütük gibi, kalas gibi sert bir şeyle uğraşırsa, yazar da diyor gerçeklik gibi sert bir malzemeyle çalışır diyor. Onu mutlaka şey demeye çalışıyor, esnetmek gerekir, biraz yontmak, cilalamak gerekir diyor. Oysa gerçek arkadaşlar bizi korur. Şöyle ki bize hep diyorlar ya büyük hayaller kurun, hayalleriniz büyük olsun, çok büyük düşünün. Bunlar çok güzel, çok romantik sözler ama şunu unutmayın. Ne kadar büyük hayal kurarsanız o kadar büyük hayal kırıklığı da yaşarsınız. Toplumun
büyük bir çoğunluğu bu başarı ekosisteminde matematiksel olarak hayal kırıklığı yaşar. Çarpın, bölün, çoğunluk hayal kırıklığı yaşar. Bu çok normaldir. Peki bu nasıl tedavi edilir? Bu gerçeklikle yüzleşerek tedavi edilir. Gerçekle yüzleşen insanlar hayal kırıklığına uğramazlar. İngilizler yağmur yağıyor diye mutsuz olmazlar. Çünkü orada yağmur hayatın bir gerçeğidir. Japonlar depremi bizim kadar dert etmezler. Çünkü deprem orada hayatın bir gerçeğidir. Şimdi bu başarıdan konuştuk. Çok az insan başarılı olur falan dedik ya. Çok çalışsak, 10 bin saat çalışsak, 20 bin saat çalışsak başarılı olamaz mıyız? Yani böyle basit bir formüle indirilemez mi? Nicholas Taleb diye bir yazar var, biliyorsunuzdur. Siyah Kuğu romanının da yazarı o. O bakıyor diyor, görüyor diyor ki yüzücülerin vücudu çok güzel. Ben de diyor çalışırsam, çok çalışırsam benim vücudum da yüzücü vücudu gibi olur diyor. Başlıyor çalışmaya. Antrenmanlar yapıyor, yüzücüler gibi besleniyor, ağırlık çalışmaları falan yapıyor. Aylar geçiyor, çok uzun bir süre geçiyor. Bakıyor vücudunda hiçbir değişiklik yok. O anda anlıyor ki yüzücülerin vücudu yüzdükleri için güzel değil. Onların vücudu güzel olduğu için onlar yüzücü oluyor. Buna da literatürde yüzücü vücudu yanılsaması deniyor. Başka bir örnek vereyim. Basketbolcuları düşünün. Basketbolcular basketbol oynadıkları için uzun değildir. Onlar uzun olduğu için basketbolcu olurlar. Böyle hani diyorlar ya çalış senin de olur sen de çalışılıp yani hayat istesek de yapamayacağımız şeylerle doludur. Hayat bu kadar basit değildir. Şimdi arkadaşlar sadede gelelim herhalde zamanım doluyor. Ben ne demek istiyorum? Benim itirazım neye? Ben tabii ki başarıya itiraz etmem, edemem. Başarılı olana da itiraz edemem. Başarılı olmak muhteşem bir şey. Tadından yenmez. Kim istemez o bir elin parmakları kadar az olan insanlardan biri olmayı? Kim istemez kendisinin ya da çocuğunun Steve Jobs gibi biri olmasını? Bu muhteşem bir şey. Benim itirazım buna değil. Benim itirazım toplumun tamamının başarılı olmak zorunda hissettirilmesine. Benim itirazım başarı baskısına. Benim itirazım başarı, iddialı bir şey söyleyeyim, faşizmine. Başarılı olmazsan mutlu olamazsın. Başarılı olmazsan yoksun, hiçsin, losersın, eziksin. Ya böyle diyerek insanlar kendilerini kötü hissediyorlar. Arkadaşlar matematiksel olarak insanların çoğu kendini bu sistemde değersiz hisseder. Başarı bireysel bir kurtuluş, toplumsal bir travmadır. Ya da böyle olumlu konuşayım. Başarı toplumsal bir travmaya dönüştürülmemelidir. Evet, dünyayı çok az sayıda başarılı insan değiştirir. Ama bu değişimi gerçekleştiren, bu değişimi hayata geçiren, işini iyi yapan milyonlarca ortalama insandır. Telefonu Graham Bell bulmuştur. Ama bugün telefon milyarlarca insanın cebine girmişse, bu İşini iyi yapan ortalama insanın emeği sayesinde gerçekleşmiştir. Şöyle bitireyim. Ben de bir başarı tanımı yapmak istiyorum. Başarının birçok tanımı var ama ben de kayıtlara geçsin diye bir tanım yapmak istiyorum. Dünyadaki ille başarılı olacaksak, dünyadaki en büyük başarı var olmaktır. Hayatta kalmaktır. Hayata tutunmaktır, çabalamaktır, çalışmaktır. Hatta çok çalışmaktır ama en önemlisi de işini iyi yapmaktır. Mutluluk da çok basit, mutluluğun güzel bir tanımı var. Mutluluk özgür olmaktır, özgürleşmektir. En çok da başarı baskısından özgürleşebilmektir. Güçlü toplumlar, az sayıda başarılı insan, çok sayıda işini iyi yapan insanlarla inşa edilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.